Velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamünaleyküm, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bugün çok nazik bir mevzumuz var. Konuşulması gereken bir mevzu. İnşallah bunu layıkıyla anlatabiliriz. Kırılgan, nazik. Neden? Çünkü hanım kardeşlerimizle ilgili. Dolaylı yönden aslında birilerini ilgilendirse de konuşacaklarımız, erkeğiyle kadınıyla hepimizi de aynı kapsam içerisinde alıyor. Bazı izimler var. Bu izimler 200 yıldır en uzağa gittiğimiz zaman bizlerle beraber farklı farklı izimler türetiliyor ve bunları artık kulak aşinalığı da olmuyor değil. Peki bugün bunu neden konuşuyoruz ve hangi izmi konuşuyoruz? İlk önce onu sizinle paylaşayım. Feminizm konumuz. Nasıl çıktı? Ne oldu? Bugün nasıl algılanıyor? Hatta Müslümanların feminist olduğunu söyleyenler, yazarlar, aynı zamanda Müslüman olduğunu, aynı zamanda da feminist olduğunu söyleyenler. Bunun arkasında farklı fotoğraflar var mı? Veya biz bütüne mi bakıyoruz yoksa bir yerlere mi bakıyoruz? Bunlara bugün geçeceğiz. Bildiğiniz gibi doğal bir akış var vücudumuzda. Buna biz müdahale ettiğimiz zaman arızalar meydana geliyor. Aynen araçlarda da böyle. Kullanım kılavuzlarına eğer riayet etmezseniz bozuluyor. Çok milimetrik hesaplar olduğunu söylemiştik daha önceki programımızda kainatta. Yağmurun yağmasından, güneşin doğmasına kadar kusursuz işleyen hadiseler var. Buna doğal akış da diyebilirsiniz. Buna eğer müdahale ederseniz zarar görecektir. Bozulacaktır. Şöyle etrafınıza baktığınız zaman, şahsen acizane söyleyebilirim kendimde, hasta olduğunuz zaman annenizden mi tedavi beklersiniz, size bakmasını babanızdan mı? Eğer hayattaysa annenizi istersiniz. Hanım kardeşlerimiz birçok konuda erkeklerden daha merhametlilerdir. Hasta bakıcılar, hemşireler, çocuk yuvalarındaki birçok eğitmen hanımlardan oluşur. Çünkü şefkat, merhamet, özen isteyen kurumlarda, çalışanlarda bu özellik aranmaktadır. Erkeklerin hepsi efendim temizliğine riayet etmeyen merhametsiz midir? Hayır. Ama ekseriyette bu böyledir. Çünkü yaratılış bunu gerektirmektedir. Bugün sizlerle beraber feminizm nedir, ne zaman başladı, maksadı neydi gibi sorular geliyor. Buna benzeyen sorular, bunları cevaplamaya çalışacağız. İlk önce feminizm felsefi bir akım olarak, fikir hareketi olarak batıda başladı. Biliyorsunuz kadınlara hiç değer verilmemesi, insan olarak bile sayılmamaları, şeytan denmesi sonucu Fransız devriminden sonra ortaya çıktı. Ve bunun etkisiyle feminist düşünce İngiltere'ye sıçradı. Daha sonra Amerika ve bütün Avrupa ülkelerine yayıldı ve kadınlar siyasi çalkantının böylece içine sokulmuş oldu. Günümüzde bu akım maalesef iyice çığırından çıkartılarak özgürlük adı altında erkeklere düşmanlık, sokakları, gece kulüplerini, barları, geceleri erkeklerle paylaşmak, hal ve hareketlerle onlara özenmek, annelikten, ev kadınlığından nefret etmek gibi, hatta evlenmeyi enayilik gibi, nikahı saçma görecek kardeşlerimiz efendim oldukça çoğaldı. Bu zararlı bir akım haline geldi. Bunun ticari, siyasi, ideolojik bir sürü maksatlara da alet edildiğini görüyoruz. Şimdi şurada bir anlaşma yapmamız lazım. Hanımlara ikinci sınıf olmayı öneren anlayış ne kadar yanlışsa, kadın erkek savaşlarını teşvik eden feminizmin yanlışı yanlışla ve daha kötüsüyle sözde düzeltmeye yaklaşması da aynı ölçüde yanlıştır. Hukukta, eğitimde, sağlıkta, asayişte birçok konuda her şeyi tamam ama yapılan yanlışları daha büyük bir yanlışla çözmeye çalışmak gibi oldu. Şimdi bu konunun şöyle bir öncesine bakacak olursak, beyin jimnastiği yapalım hep beraber. İnsanlık nereden başlıyor Allah aşkına? Adem aleyhisselam.
Peki tek başına mı? Değil. Havva annemiz de var. Yani insanlık bir erkek ve bir kadınla başlıyor. Onların arasındaki ilişkiden sonra başlıyor. Ve böyle devam edecek. Bütün mesele aslında bu kadın erkek arasındaki ilişkinin insan doğasına uygun şekilde, az önce anlatmaya çalıştım ya, dengesini bozmadan, taraflardan birine düşmanlık beslenmeden, adaletle, hakkaniyetle sürdürülmesi meselesi. Adalet ve eşitlik kavramları çok karıştırılan kavramlar. Şimdi bir hanımefendinin kas sistemi, hatta hormon sistemiyle erkeklerinki farklıdır. Nasıl ki bir çocuğa bir hanımefendinin bakabileceği gibi bir erkek bakamayacaksa, kaba güç gerektiren veya ani kararlar gerektiren konularda da erkeklerin yaratılış bakımından üstünlükleri var. Yani hanımların erkeklere, erkeklerin de hanımlara üstün olduğu yerler var ama neden böyle? Aslında bunu anlamak çok kolay. Bu bir gerçektir. Tek başına erkek ayakta kalamayacağı gibi bir kadın da erkek olmadan ayakta kalamaz. Yani ikisi de eksiktir babında söylüyorum. Varoluşları birbirine muhtaçtır. Hanımın eksiklerini erkek, erkeğin eksiklerini hanımı tamamlayacaktır. Ve biz dünyaya birbirimizle çatışmak, kavga etmek değil, tamamlamak üzere geldik, gönderildik. Dolayısıyla eşitlik mi, adalet mi tercih edilmeli? Şimdi ben yine söyleyeceğim, yine tepki alacağımı biliyorum. Ama diyorum ki, kadın erkeğe, erkek de kadına eşit değildir. Bunu dediğiniz zaman, vay efendim sen bunu niye dedin? Sen kadınları aşağılıyorsun anlamı çıkıyor. Bu nasıl oluyor, bunu anlayabilmiş değilim. Yani iki şeyin birbirine eşit olmadığını söylemek, birinin diğerinden üstün olduğunu, üstün olmayanın da aşağılık bir varlık olduğu sonucuna nereden geliyor anlayabilmiş değilim. Böyle demediğim halde, birçok insanda böyle demediği halde, kadının aşağılandığı anlamını çıkaranlar, aslında bu tavırlarıyla eşitsizliği kendileri kabul ediyorlar. İnsan hakları, haklar, haklar, hukuklar. Şimdi bir soru sormak istiyorum. Beyin jimnastiği yapıyoruz ya, insan haklarına kavuşmakla mı huzurlu olur, özgür olur, yoksa haklarını elden çıkarmakla mı daha huzurlu ve özgür olur? Hangisinde? Evet, o zaman bu tür hakların en ileri düzeyde verildiği yerlere bakalım. Dünyada en çok adaletten, haktan, özgürlükten bahsedilen yerler, 10 kişiye sorsanız 9'u, belki de tamamı, İskandinav ülkeleri diyecek. Peki şimdi lütfen dikkat edin. İskandinav ülkelerindeki ahlaki çöküntü dünyanın en yüksek rakamlarına oluştu. Ulaştı daha doğrusu. Ve bu oluşumda bu izimlerin payı oldukça büyük. Peki niçin dünya üzerinde hanımlar arasında en ileri düzeyde intihar olayları İskandinavya'da oluyor, özgürlüklerin sözde verildiği yerde? Neden acaba 38-40 yaş arasında hanımların %12'si intihar ediyor bu ülkelerde? Peki bir hanım için 10 yaşında, 20 yaşında değil de 40 yaşına geldiği zaman, istatistik bilgileri bunu gösteriyor. 40 yaşına geldiği zaman hayatı çekilmez kılan o kadıncağızı intihara sevk eden şey nedir? Hayatı çekilmez kılan nedir? Eşitlik ve adalet birbirinden farklıdır. Şimdi düşünün, bir alışverişe gittiniz. Yanınızda evladınız var, 7-8 yaşında, siz de 40 yaşında bir adamsınız. Yanınızda da hanımınız var. Alışveriş yapıldı. Bunların hepsinin erkek tarafından yüklenilmesi eşitliğe ve adalete sığmıyor. Bunun üçe bölünerek eşitlik yapacağım diye çocuğa zulmetmek doğru mu? Değil. Ama eşitlik bakımından bakarsanız bu böyle. Lakin adaletli olmak nasıldır? Taşıyabileceği kadarını taşıyıp, eğer hanımının müsaitliği varsa, rahatsız değilse vesaire, bir kısmını ona vererek çocuğa en az kısmını vermek doğru olandır. Ve buna biz ne diyoruz? Adalet diyoruz.
Ama eşitlik dediğiniz zaman bu farklı. Çok affedersiniz, hanımlar tuvaleti, erkekler tuvaleti. Şimdi birçok ülkede şu başladı. Madem eşitlik var, erkek ve kadın tuvaletleri diye bir kavram yok, hepsi bu. Çok affedersiniz, iç çamaşırları erkek ve kadın eşitliğinden dolayı tek bir şey. Yani toplumu bu hale getirmeye çalışıyor. Şimdi bir insanın kas sistemi var, hormonları var, psikolojik durumu var insanların, değil mi? Testosteron, östrojen, bunlar zaten bilim insanlarının kabul ettiği gerçekler. Ruh halimiz bile değişiyor. Şimdi hanım kardeşimiz hayatın zorluklarına tahammül etmek zorunda oldu. Ağır işler gördü. O parayı ne yaptı, ne getirdi, iş yerindeki yaşadığı sıkıntılar. Birazdan inşallah geçeceğiz. Kadınların üzerinde işlenen bunca cinayet var, haksızlıklar var. İş yerine geri dönelim, makinaları kaldırıyor, indiriyor, bir sürü yükler var. Buna acaba gücü yetecek mi? Bu işler o kadıncağız yaptırılırsa, fıtratında olana karşı çıkılmış olmaz mı? Bu kadıncağız evine gelecek, kocası ondan yemek bekleyecek, temizliğini yapmasını isteyecek, çoluğu çocuğu varsa ona bakmasını isteyecek, ütüsünü yapacak, etrafı toparlayacak. Peki kadın, bu hayatın neresinde? Bu acaba hanımlara verilen bir özgürlük müdür, yoksa tam tamına, başlı başına bir kölelik sistemi midir? Bunun biraz daha şöyle gerilerine gittiğiniz zaman şaşırıyorsunuz. Tüketim konusunda öyle planlar yapılmış ki, yani daha fazla para kazanmak konusunda, bu konuştuğumuz mevzuda maalesef buna efendim, ne denir efendim, meze yapılmış şekilde. Tüketen kadın ve üreten kadın portresi. Kadınlıktan gün geçtikçe dişiliğe, ikincisi kadınlıktan gün geçtikçe erkekliğe doğru kayıp giden yönde. Acaba bu gidiş iyi bir gidiş mi? Televizyon ekranlarında, YouTube reklamlarında veya sokaktaki billboardlarda sadece bir et parçası gibi gösterilen, soyunmasıyla, şuh edalarıyla, makyajıyla, bir sakız reklamından bir araba reklamına kadar alakasız birçok sektörde kadınları sadece bir şehvet makinesi ve bundan ibaret aklı olmayan, katma değeri olmayan bir et parçası olarak gösterenlere neden acaba feminizm gıkını çıkarmamıştır? Neden bununla alakalı olarak bir yürüyüş düzenlenmemiştir? Neden acaba onların sözüyle erkeklerin egemen olduğu ataerkil bir toplumda bu yıkılmamıştır? Çok ilginç değil mi? Kardeşlerim, zerafette, duygusallıkta, nezakette, merhamette, şefkatte bir erkek bir hanımefendiye yetişebilir mi? İstisnalar olur sadece. Ama ekseriyete baktığınız zaman bu mümkün değildir. Peki soğukkanlılıkta, yani cesarette, ani karar vermekte, çözümlemenin hızında bir erkeğe bir hanımefendinin yetişmesi mümkün müdür? İstisnaların haricinde değildir. Bunu sadece bugün anlamıyoruz. Aristo'nun, Sokrat'ın, Shakespeare'in, hatta Mevlana Hazretleri'nin eserlerinde buna o kadar çok atıf var ki, birazdan bunu aktaracağız. Bu erkeği kutsallaştırmak, kadını köleleştirmek gibi değil, aradaki bazı farklılıkları ortaya çıkarmaktır. Zamanımızda İslam'ı içinden yıkmak için kadınları kullanmak isteyen birileri var. Şunun altını tekrar çizmek istiyorum. Bir hanımefendinin bugün ülkemizde ve dünyada cinayetlere kurban gitmesi, tabiri böyle olduğu için değiştirmeden söylüyorum, elbette hepimizi üzüyor. Lakin bu mevzu kadınlara daha fazla özgürlük adına, onların daha büyük tehlikelerle göğüs göğüse gelmesine vesile olacak şartları getirmekle bu iş çözülmez, daha da kötü bir hale gelir. Elbette ki cezaların caydırıcı olması lazım. Bu zaten farklı bir konu. Yani bir kadın cinayetinin arkasından bir sene, iki sene geçmiş, adam dışarı çıkıyorsa veya boşandığı veya ne bileyim bir hanımefendiyi
Yaşı ne olursa olsun, hangi sebepten olursa olsun, işkence eden, yüzüne kezzap, asit döken bu ruh halindeki insanlar. Eğer kanun tarafından kontrol edilemiyorsa, yaptırım uygulanamıyorsa ve diğer insanlar bundan korkmuyorlarsa, bu kanun koyucuların ve uygulayıcıların problemidir. Bunu ne yaparsınız? Kardeşim sen bu hanımı demek tehdit ettin öyle mi? Takip ediyorsun, seni öldüreceğim diyor. O adama siz eğer caydırıcı bir ceza verirseniz bu ayrıdır. Ama bunun dışında bunları baz alarak vay erkekler şöyleydi böyleydi dediğiniz zaman farklı yerlere konu gider. Yani ben kadın olarak her şeyi yaparım diyebilirsiniz. Bir hanım erkeklerin yaptığı çoğu işi yapabileceği gibi bir erkek de mecburen değil mi bazı işleri yapabilir bu ayrıdır. Bunda bir sıkıntı yok. Ama erkek düşmanlığıyla sadece sokağa çıkarsanız ve yola çıkarsanız, bu izme giderseniz bu yanlış yerlere varacaktır. Bununla ilgili size bazı bilgiler vermek istiyorum. Tekrar bu konuya döneceğiz. Mesela bugün öyle garip şeyler oluyor ki, yani kadının cinayette, işte haberlerde, cinayet haberlerinde yer almaması falan filan, bunlar çok güzel şeyler. Ama bunun altında farklı şeyler var. Abi kadının cuma namazı kıldırması ne? Kadının imam olup dünyanın bazı yerlerinde başladı. Erkeklere namaz kıldırması ne? Ya da Kur'an-ı Kerim'de kadınlarla ilgili örtü ayetleri varmış. Bunları yeniden gündeme getirmek lazım. Kadınların feminizmin anlayabileceği şekilde ayetleri düzenlemeliyiz diyecek kadar ileriye giden insanlara ne demeli bilmiyorum. Yani bu talepler bugün böyle 10 sene sonra nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi dünyadaki feminizm tablosuna baktığınız zaman aman Allah'ım o İslam gerici, yobaz falan bir bakıyorsunuz ne kadar insan hakları ve hürriyetlerine değer veren cümleler bunlar. Nereden geliyor bu akımlar? Fransa'dan geliyor, Amerika'dan geliyor, İngiltere'den geliyor. Zannediyorsunuz ki çok insanları seviyorlar, çok merhametli, şefkatli insanlar, Kadir Şinas insanlar. Tabii milyonlarca yavrunun ölümünden, milyonlarca Afrikalının aç karnına yatmasından bu insanlar sorumlu değildi. Siz bunları kime anlatıyorsunuz? Siz kendinizi kandırıyorsunuz sadece. Piyasada bazı başları örtülü sözde feminist hanım yazarlarımız da var. Onlarda Kur'an değiştirilsin diyen var, sünnete karşı olanlar var. Fıkıh neymiş diyenler var. Oo neler neler. Hatırlayacaksınız geçen sene Ankara'da bir camide bir ara Ramazan ayı içerisinde olması gerek. Ne yaptılar? Otobüslerle minibüslerle kadın taşıdılar. Bu sefer hani teravih namazını kılsın kadınlar diye gösteri yapılacak ya sözde. Abi bu bir ibadet. Kimler kime alet oluyor bunu çok iyi bilmek lazım, tespit etmek lazım. Bu sefer erkekler dışarıda kaldı. Böyle bir şey var mı? Yani öyle bir yerde yaşıyoruz ki bu tehlikeyi iyi görebilmeniz için farklı örnekler vermek istiyorum. Bunlar atmasyon örnekler değil, görülmüş şeyler. Tehlikeyi biraz daha açık bir şekilde görelim diye diyorum. Abi 1400 senelik İslam tarihinde görülmemiş şeyler kadınların özgürleşmesi adı altında bu hale getirildi. Bunlar nereden çıktı? Hemen bakıyoruz müftüler uzun yıllardır görevlerini devam ettiriyorlar. Birden hanım yardımcılar verildi. Ya anlıyorum ama bunun birkaç sene içerisinde birdenbire yapılması ve bazı yasalarla İstanbul Sözleşmeleri şunları bunlarla beraber ne olduğu tam olarak herkes tarafından anlaşılmamış şeylerle bu kafa karışıklığı sizce iyi mi oldu kötü mü oldu? Bunu anlatmaya çalışıyorum. İslam'ın kadınlarla ilgili sınırlamaları onları alçaltmak için değildi. Bunu bir türlü anlatamadık insanlara. Kadınları yükseltmek içindi. İslam dini kadınların ayağa düşürülmesine izin vermedi. Bugün bize özgürlüklerden bahseden Avrupa kadınları diri diri yaktığı zamanları ne çabuk unuttu. Kadınların seçme, seçilme özgürlüğü olmadığını, hatta insan yerine konmadığı,
sadece fuhuş aracı kullanılan bir varlık olarak görüldüğünü, hatta Orta Çağ'da Avrupa'da şeytan diyerek, cadı diyerek yakıldığı, selam bile verilmediği zamanları ne çabuk unuttu acaba? En önemli değerlerden biri olarak gösterilir ve bununla alakalı da çok önemli uyarılar vardır. Kadınla erkek arasında mutlak bir eşitlikten söz etmemiz imkansızdır. İkisinin de farklı alanlarda üstünlükleri vardır. Bu da zaten Rabbimiz Celle Celaluhu tarafından verilmiştir. Evet, arada bazı tartışmalar, bazı tercihlerde farklılaşmalar olacaktır. Bu çok normal. Zaten bu bir hayatı getirecektir. Olması gereken de budur. Düşünsenize, sizin gibi düşünen, sizin gibi konuşan ve sizi taklit eden bir insan ne kadar insana sıcak gibi gelse de, tam kafa dengi dese de, hayat monotonlaşacaktır. O yüzden hanımların bazı huylarına erkekler katlanacak, erkeklerin bazı huylarına hanımlar katlanacaktır. Ve bu imtihanın bir sebebidir. Dolayısıyla biz eşitiz, eşitiz, eşitiz diye insanları sokağa dökerek, kadını erkekleştirerek, kadının kendi kılığından erkek kılığına onu sokarak bu hale getirmek akılla ve vicdanla bağdaşır mı? Kardeşlerim, kadınlar hukukunu korumak, onlara her istediklerini yapma hürriyeti vermek demek de değildir. Kadınların hukukunu korumak elbette olmalıdır. Erkeğin hukuku, kadının hukuku değil, insan hukuku dendiği zaman bu cinsiyet ayrımı yapmadan herkes uygulanmalıdır. Birbirini tehdit ediyorsa aynı şekilde. Ama hanımın özel bir konumu vardır. Hanım elbette ki trafikte veya başka bir yerde kas gücüyle kolaylıkla sıkıştırılabilir ve efendim şiddet görebilir haldedir. Elbette kanunlarda hanımlara karşı çok daha korumacı bir şeyler yapılmalı. Bu ayrıdır. Bugün sizlerle paylaştığımız mevzu feminizm gerçeğini iyi okuyabilmektir. Erkekler için de kadınlar için de aynı hürriyet olmalıdır. Hürriyetler eğer başka hakları engelliyorsa ikisi arasında o zaman bir tercih yapılır. Peki feminizm terimi nedir Allah aşkına? Konuşup duruyoruz. Feminizm, kadınların da erkeklerin sahip olduğu tüm haklara sahip olmalarını ve devam ediyor, kadınların da hukukta, sosyal hayatta erkeklerle eşit sayılmasını hedef alan düşünce sistemi. Bu bakıldığı zaman, yani kelime anlamına bakıldığı zaman gayet güzel. Herkesin nefes alma, yemek yeme, uyuma, barınma, geçim gibi özgürlüklerini, haklarını almak istiyorlar denilebilir. Peki nasıl doğdu? 200 yıl öncesine gidiyor en fazla. İslam'ın uygulandığı dönemler dışında kadının durumunun dünyada içler acısı olduğunu biliyoruz. O değiştirilmiş Yahudilikte erkek yatıp kalkıyor ve kadın yaratılmadığı için Allah'a dua ediyordu, biliyor musunuz? İyi ki kadın yaratılmamışım diye. Hala bugün o değiştirilmiş olan, bozulmuş olan Yahudilik inancında kadınlar oldukça değersiz görünür. Baba isterse kızını satabilir. Yine değiştirilmiş, tahrif edilmiş, hükmü kaldırılmış Hristiyanlıkta kadın, Adem aleyhisselamı kandıran, yoldan çıkaran, efendim işte ölünceye kadar çocuk doğurmakla, o gebelik sancılarına, o acılara katlanmakla ceza görmesi gereken bir şeytan olarak görülmektedir. Peki, çözüm olarak neyi gösteriyorlar biliyor musunuz? Evlenmemeyi gösteriyorlar. Zaten rahibelik de bu anlama geliyor. Doğum sancısız çekmemek için, efendim işte çocuk doğurmamak için, onun bakımıyla ilgilenmemek için de böyle bir kurtuluş yolu ortada. Bu dinin mantığına da hem de kadının tabiatına aykırı bir düşünce. Kardeşlerim, Hristiyanlığın, Yahudiliğin hala bununla alakalı örneklerinin olduğunu biliyoruz. Programımızın eğer son dakikalarında gidişatında bir vaktimiz olursa bazı şaşıracağınız örnekler de vereceğim. Kardeşlerim, İslamiyet'ten önceki
cahiliye toplumu denilen zamanlara baktığınız zaman kadının durumu herkes tarafından biliniyor. Eski Hintlilere göre kadın murdar bir varlık. Batı uygarlığın temeli diye parantez içinde bilinen Yunan'da kadın sadece bir zevk aracı. Bugün Eflatun'u dediğiniz zaman o Eflatun bizimdir derler mesela. Eflatun kadının bir orta malı olarak elden ele dolaşması gerektiğini söyler Eflatun. İngiltere'de 1100-1150'li yıllarda koca karısını satabilme özgürlüğüne sahipti. Yani genel olarak batıda kadın 19. asrın başlarına kadar, affedersiniz bunu söylemekten bile utanıyorum ama insan bile sayılmıyordu. O tarihle de kayıtlı bir bilgiyi daha sizlerle paylaşacağım. İtalya'da 1800'lü yılların başında olsa gerek, kadın insan mı acaba diye bir konu tartışılmaya başlanmış. Hatta lise yıllarında okundu, Dostoyevski'nin bir romanı vardı, onda bu konu işlenir. Kadın insan mı değil mi? Bunları belki ilk defa duyuyorsanız, yok canım da diyebilirsiniz ama bunlar olmuş. Bakın nereden geliyor mevzu ama. O zaman kadın şeytanın biçimlenmiş bir görünümü diye sayılıyordu. Ve 1830'lu yıllara kadar bugün medeniyeti kurduğunu ve herkese bol keseden özgürlüğünü sunduğu o Avrupa'da beyaz kadın ticareti yapılıyordu. Ha bugün yapılmıyor mu? Yapılıyor ama o zaman bu yasal bir iş gibi ticaret gücü olarak biliniyordu. Yani kadınlar, çok affedersiniz, yine utanarak söylüyorum, bir eşya gibi, bir araba gibi, bir buzdolabı gibi efendim satılıyorlardı. Sonra ne oldu? Biraz daha ileri gidelim. Yeni bir devrim yaşandı. Artık fabrikalar kuruldu. O kadar çok insan ihtiyacına yöneldi ki fabrikalar. Tabii savaşlar oluyor bu yanda. Milyonlarca insan ölüyor. Erkek nüfusu, kıtlığı, şusu, busu neyse. Bu sefer baktılar ki bizim ihtiyacımız var iş gücüne. Az ücret verelim. En elverişli kesim kadınlar. Erkekler çünkü kabul etmeyecek. Ben geçinemem diyecek. Ama kadınlara bunu söyleyince düşündüler, taşındılar, böyle bir plan yapalım. Evet, hemen akıllarına kadınlar geldi. En az ücreti verdiler, en pis işlerde çalıştırdılar, al sana para dediler ve kadın hem onlar gözünde bir işe yaramayan, parantez içinde, şeytandı, aynı zamanda da erkeklerin yapacağı ağır işleri de yüklendiler. O yağlı, paslı, ağır makinalar arasında, oksijensiz salonlarda, üstü başı, efendim, paçavra olmuş bir şekilde, akşamladılar, sabahladılar, kocalarının yanına gittilerse bilemiyorum, onların da yemeklerini yaptılar. Öyle zor zamanlar yaşandı. İşte bu olayların, ve tabii bundan ibaret değil, buna benzeyen olayların sonrasında da erkeklerin gözünden düşmeye başladı kadın. Erkekler normal ve doğal ilişkilerden zevk alamaz oldular. Bu sefer af buyurun cinsel sapıklıklar çıkmaya başladı aynı dönemlerde. Eşcinsellik kanunlaşmaya başladı. Kadınlar da artık erkeklerden nefret etmeye başladılar. Çünkü ateşle barut bir araya geldi. Daha önce bir evin içerisinde yaşanan şeyler artık sokakta yaşanıyordu, iş yerlerinde yaşanıyordu. Bir gizem kalmadı. Programımızın ilk dakikalarında sizinle paylaşmaya çalıştım. Bir doğallık vardır, bir suyun akışı vardır. Siz buna set çekerseniz, buna müdahale ederseniz sıkıntılar başlar. Öyle de oldu. Çok affedersiniz, hayvanlarla evlilik resmi sayılacak hale geldi. Ölülerle evlilik konuşuldu. Avrupa'da bir kadına kedisiyle resmen nikah kıyıldı. Eşcinsellerin birbiriyle evlenme ve başkalarından çocuk edinme hakkı tanındı. Bunlar yasalarla. Tarih işte o dengeye, o suyun akışına, olması gerekene müdahale edenlerin, fıtrata karşı çıkanların
helak olmalarıyla dolu. Sayısız örnek var. Bugün etrafta katırlardan bahsediliyor. Atın eşeğe çekilmesiyle artık katır üreyemez hale geldi. Bazı sıkıntılı durumlar yapıldı. AIDS pusuda bekledi. Bunların hepsini bir yere koyduğunuzda aynı fotoğrafa bakıyormuş gibi hissedeceksiniz kendinizi. Şimdi geçelim, feministler neler söylüyorlar? 3-4 maddede bunları toparlamak mümkün. Birincisi, feministler cinsiyet arasında farkın olduğunu söyleyerek, cins ve cinsiyet arasında, kadın erkek arasında tüm farklılıkların fizyolojik olduğunu, vücutlarıyla ilgili olduğunu savundular. Zihin olarak, ruh halleri olarak, yani duygusal olarak da cinsiyetle alakalı olup farklılıkları toplumun meydana getirdiği eşitsizlikler olarak görmekteler. Yani daha anlaşılabilir haliyle söyleyelim. Cinsiyete ait konularda farklılık olmamalıydı. Efendim, oluşturulan ne kadar farklılık varsa yok edilmeli. Bu birinci maddeydi. Bu konuda bir sıkıntı var mı? Genel manada yok dedik. Şimdi ikinciye geçelim. Burada sıkıntılar başlıyor. Feministler aynı zamanda hukuk ve toplumsal yaşam alanında kadın erkek arasında eşitlik var dedi. Her türlü farklılık, haksızlık, adaletsizlik sayılacaktı. Hukuk ve sosyal alanda kadın ve erkeğin rolü aynı olacaktı. Bunu da geçtik. Şimdi sıkıntılı yerler. Dedi ki aynı zamanda, aile inancı, hani o çekirdek aile dediğimiz inanç ve gelenekler, kadını erkek sultası altına soktuğu için değiştirilecek, erkek egemen toplum meydana getirmeyecek bir şekle dönüştürülecek dedi, sıkıntılar başladı. Bakın, aile inancı, sabır, tahammül, bunlar. Sonra biraz daha ileriye gidildi. Özellikle batı kaynaklı o feminizm akımlarında, kadın için her türlü toplumsal kayıtmış, sınırlarmış hiçbir şey olmayacaktı. Yani annelik artık saçmaydı. Doğurganlık enayilikti. Aşık olmak vesaire, bir erkeğe hizmet etmek, çayını getirmek, bunlar saçmalıktı. Çünkü kadın bunları yapmamalıydı. Yaptığında köleleşmiş oluyordu ve kadını kurtarmak gerekiyordu. Bunlar, tabii bunlardan daha fazladır inanıyorum, ama genelde bu konuyla ilgili acaba neler konuşulabilir, savlar nelerdir diye bakıldığında bunlar görünüyor. Kardeşlerim ve değerli dinleyenlerim, şimdi güzel dinimizin bu konuyla ilgili tavsiyeleri neler, ona da bir geçmek istiyorum. Çünkü artık mevzu bilindi. Orta çağdan itibaren, hatta onun öncesinden itibaren sıkıntılar yaşandı. Yavaş yavaş, evet, bunu gündeme getirmek, bunun ortadan kaldırılması gibi bir güzel bir sebeple, pembe bir sebeple ortaya çıkıldı. Ama iş gücü olarak çalıştırılan kadınlar ve fuhuşla ilgili, efendim, sadece gel dedi mi giden, gelen, git dedi mi giden, yarışma programlarında ne kadar çıplak giyinirse, etek boyu ne kadar kısalırsa o kadar reyting olacağı gözüyle reyting malzemesi olarak görülen, gazetelerin arka ve bilmem kaçıncı sayfalarının güzelleri diye sadece fuhuş, cinsellik ve bununla alakalı şeyler akla gelen bir et parçası olarak gösterilmeye çalışıldı. Ve sonrasında da bazı izimler, bazı burada ismini açıklamak istemiyorum, ama dileyenler zaten düşündükleri zaman bu izimlere kimlerin sponsor olabileceklerini düşünürler, bu hale gelindi. Ve şimdi siz eğer feminizmle alakalı bir şeyler söylerseniz, yobaz, kanun tanımaz, odun olabilirsiniz. Ve yuhalanırsınız, sokağa çıkacak yüzünüz de kalmaz. Çünkü o hale getirdiler. İşin üzüntü verici haline biliyor musunuz aslında? Her fikre katılmasam da saygı duymam gerekiyor bir Müslüman olarak. Ama Müslüman olan hanımefendilerin kılık kıyafetiyle bile veya eğitimleriyle, vay be ne güzel bir eğitim almış maşallah dediğimiz hanım kardeşlerimizin de feminizmi sanki bir iman şart olarak görmelerine de şaşırıyoruz.
şunu unutmayalım. Bizim Müslüman olmamız, nefes almamız, imtihana tabi tutulmamız, yemek yememiz, aklınıza ne kadar bilgi geliyorsa bu dünya ile alakalı, biz Allahu Teala'ya aitiz. Her şey onun mahluku ve her şey kendisine bağlı. Allahu Teala ezeli ve ebedidir. Yaptıklarında bir hikmet vardır. Adalet ve ilim vasıfları zaten kendisinindir. Şimdi kendisinin yaratmış olduğu bir şeyi en güzel şekilde yarattığına iman ediyor muyuz? Evet. Dengeli ve adaletli olduğunu biliyor muyuz? Evet. Bizim anlamıyor olmamız şu anda Allahu Teala'nın emir buyurduğu şeyler küçücük kafamıza şu an mantığıma ters gibi görünse de tarih gösteriyor ki bize buyurduğu her şeyde bir gerçeklik ve bir ibret var. Ki bazen bunu geç algılıyoruz. Başımıza büyük belalar geldikten sonra. Bir bilim insanı bir açıklama yapıyor. Aa evet, Kur'an'da yazan bu, hadislerde yazan bu, demek ki doğruymuş. Orucun yararları, namaz kılmanın faydaları falan 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 devam ediyor. Şimdi her bir nesne kainatta çok özel bir yere sahiptir. Allahu Teala'nın bir hikmeti vardır onu yaratmasında. Bunca varlık içinde akıl sahibi insan seçme özgürlüğüne sahip olduğu için ayrı bir önemi var. Tüm varlıklar insan için emrine sunulmuş ve insanın araç gereçleri. İnsan Allah'ın halifesi değil mi? Diğer varlıklar gibi evet yaratılmış ama onlarla beraber, ortak özellikleri olmasıyla beraber, onlardan farklı hünerleri de var. Ama biz onlar gibi sınırsız bir varlık değiliz. Bizim de bir sınırımız var. Mutlak değiliz, öleceğiz. Bunu niye anlattım? Her şeyi yaratan Rabbimiz Celle Celaluhu bazı kurallar koydu. İnsana bir hakimiyet bölgesi verdi. Her sınırlı varlık gibi Allah'a sınırsız ve mutlak bir varlığa intisap ederek anlam ve değer kazanırız. Yani kafamıza göre biz kuralları, kaideleri bozmaya, bana göre şöyle demeye başlarsak, bu ilahi kanunlara ters gitmiş oluruz. Bizim en güzel halimiz kulluğu yaşadığımız zamandır. İlahi halife olmakla değerli konuma sahip olan ne erkek ne kadındır, insandır aslında. Ve bu varlık aleminde, lütfen düşünün, her yaratılan varlık bir bütünün parçasıdır arkadaşlar. Dağın başındaki bir ağaç sebepsiz yaratılmamıştır. O toprağa ihtiyaç var. Sel olmaması için ağaca ihtiyaç var. Selin ardından yağmur diyelim. Fazla yağdığı zaman zahmet oluyor. Güzel yağdığı zaman rahmet oluyor. O yağmura ihtiyaç var toprak için. Toprak olmazsa bitki olmuyor. Bitki olmazsa sen ben olmuyoruz. Hepimize ihtiyaç var. Hepimiz bir varlığız. Kadına da ihtiyaç var, erkeğe de ihtiyaç var. Şuralıya da ihtiyaç var, buralıya da. Benim gibi düşünene de ihtiyaç var. Benim gibi düşünmeyene de ihtiyaç var. İyiye de, kötüye de ihtiyaç var. Peki kötü iyi midir? Hayır. Kötü olmazsa iyi nasıl bilinecek? Bakın cennet var, cehennem var. Uzun var, kısa var. İnce var, kalın var. Arkadaşlar, her şeyin bir zıddı, bir farklı olanı var. Bu illaki çatışmaları anlamına gelmiyor. Tamamlayıcı bir unsurdur. Kadın, erkek için bir çatışma olmadığı gibi, erkek de kadın için bir çatışma aracı değildir. Eşit yaratılışa sahiptir. Ve en güzeli, İslam tarafından belirlenmiştir. Allahu Teala'nın cennet ve cehenneminde kadınlara ait bir yer, erkeklere ait bir yer olmadığı gibi üstüne basa basa söyleyelim tekrar. En güzel adaleti ve hakkı, özgürlüğü veren İslam'dır. Rabbimiz Celle Celaluhu ayetlerinde kadınlara da erkeklere de ayrı ayrı buyurduğu gibi cennete ve cehenneme giden yolları ey inananlar diye bize buyurur birçok yerde.
ve birinci, ikinci sınıf kulu yoktur Rabbimiz Celle Celaluhu'nun. Kur'an-ı Kerim sadece erkeklere inmemiştir. Kabir sadece erkek veya kadınlar için değildir. Sırattan geçmek sadece erkek ve kadınlar için değildir. Namaz sadece kadın ve erkek için değildir. Zekat dahi eğer hanımın kendince parası varsa kocasından bağımsız onun için de geçmektedir. Bakın ne kadar ilginç. Eşitlik ve adaleti İslam'da aramak gerekiyor. Mesela erkek namaz kılmadı, onun borcunu kadın ödemediği gibi, kadının bir hakkına da erkek tecavüz edemiyor. Bütün bunları konuştuktan sonra, diğer ideolojiler var konuştuğumuz bugün. Kadını erkeğin hizmeti için yaratılan, ikinci sınıf biri olarak görmüyor İslam. Şimdi, bunun uygulayıcılarının yapmış olduğu hatalar İslam'a mal edilemez. Ne demek bu? Bir kadın evde yemek yapmaya mecbur değildir. Altını çiziyorum. Bir hanımefendi evini süpürmek mecburiyetinde değildir. Peki nasıl oluyor? Neden hanımlar yapıyor? Hanım kardeşlerimiz bunların ecrini ahirette alacaklar. Hepimizin günahları var. Belki günahlarının kefareti olacak o evde yoruldukları zamanlar. Erkeklerin belki de kasala kasala bizim oturduğumuz ama onların çocuğu okula gönder, temizliği yap, bulaşığı yıka, bilmem şunu süpür falanlarını ahirette alacak. Her şeyi boş verin. Bir hanımın aylarca ağrısıyla, midesinin bulanmasıyla, vücudunun şekil değiştirmesiyle katlandığı o anneliği kim konuşabilir? Ne diyebiliriz? Sadece karnında taşımak yetmiyor. Doğduktan sonra gecesini gündüzünü, acaba çocuğumun ateşi var mı, midesi bulanıyor mu, bir derdi var mı, sıkıntısı var mı? Çocuk 30 yaşına, 40 yaşına, 60 yaşına da gelse annesi sağ olduğu sürece evladım, evladım acaba ne durumda demiyor mu? Ve neden biz annelerimizin gözünde hala büyüyememiş çocuklarız? 40 yaşına da gelsek, oğlum sıkı giyindin mi diyor. Annemiz bizim, eşimiz, kızımız, teyzemiz, bacımız. Dolayısıyla kardeşlerim, biz diğer ideolojilerde olduğu gibi bir köle olarak görmüyoruz kadınları. Onun örtünmesinin bile hikmetlerinin olduğunu İslam dini anlatıyor. İnsanlıkta erkekle hiçbir farkı yok. İnsanın ta kendisi olarak görüyor kadını. Çünkü kadın ve erkek olarak Rabbimizin kulu olduğumuzu biliyoruz. Ve ahirette buluşmak için biz söz veriyoruz. İyi bir kul olmak için erkek olmak, iyi bir kul olmak için kadın olmak gerekmiyor, insan olmak gerekiyor. Yetiyor. Ve hepimizin görevleri aynı. İşte size eşitlik. Namaz kılmayana. Ama adalet nerede geliyor? Diyelim biri namaz kıldı, kılmadı. Kendileri sorumlu, doğru mu? Peki, hanımların özel günleri var. Ayda belli, muayyen günleri dedikleri şeyler. Burada ne oluyor? Eşitlik devreye girmiyor. Çok dikkat edin. Adalet devreye giriyor. Ve hanımlar, o zamanlarında biraz daha tedirgin, gergin, sıkıntılı, değil mi? Ruh halleri, yani psikolojik durumları biraz daha demek ki zorlu. Allahu Teala bunu hepimizden daha iyi biliyor. Ne yapmış? Hanım kardeşlerimize bir kolaylık göstermiş. Namazları kılmıyorlar ve tekrar etmiyorlar. Yani namazları kaza edilmiyor o zamanlarında. Belli günleri var. Onları biliyorlar. Bu ne güzel bir şeydir. Basit gibi bir örnek geliyor ama kulluk görevinde bile müsaade ediliyor hanımefendiye. Çocuk doğurdu, bilmem kaç gün lohusalık zamanında müsaade ediliyor. Erkeğin böyle bir durumu yok. Ama ne oluyor bu sefer? Oruçta işler değişiyor. Hanım için değişiyor. Bu sefer tutamadığı zamanları kaza ediyor. Yani müthiş bir sistemin içindeyiz. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber. Tek dememiz gereken bu. Bizim aklımız her şeye ermiyor. Ama tekrar söylemek lazım. Bunu uygulayanlar
Müslümanların hanımına şiddet göstermesi, efendim o Müslüman olan hanımın kocasını aldatması, ötekinin ona yüksek sesle bağırması, ötekinin şunu yap, bunlar insanlarla alakalı, İslam'la alakalı değil. Bir kişinin yaptığı kötü bir hareket, onun inancının kötülüğünden değildir. Bir iş yeri düşünün, 100 kişi çalışıyor, o 100 kişi içerisinde bir tane hırsız çıktı, yan dükkana gitti, yandaki esnafın dükkanına gitti, hırsızlık yaptı. Vay efendim, sizin iş yeri hırsız diyemezsiniz ki. Sizin yapmanız gereken, o hırsız kimse, onu tespit etmektir değerli dinleyenlerim. Yani genel olarak bunu iddia edemezsiniz, siz şöylesiniz, böylesiniz diye. Dolayısıyla aman bu konulara dikkat edelim. Genelleştirmeyelim. Eğer örtülü hanım kardeşlerimiz yanlış hareketler yapıyorlarsa, bu konuda çok mesaj geliyor, o onların yanlışlığıdır. Bu diğer hanım kardeşlerimizin örtünmemelerine bir bahane değildir. Ben böyle olacaksa hiç örtünmeyeyim daha iyi. Bu bir kurtarış olmayacaktır ahirette. Veya şu adam sakallı, bilmem hangi cemaattendi, tamam mı? Yani kılık kıyafet olarak falan Müslüman bir adam ama bana borcunu ödemedi veya işte hırsızlık yaptı. Öyle yapacağını hiç namaz kılmayayım. Bu hem akıllıca olmaz hem de ahirette kurtarmaz. Sen iyisini yap derler. Değil mi? Sen yapmasaydın, İslam belli, Kur'an belli, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri belli. Sen iyileri örnek al, niye kötüleri örnek alıyorsun derler. Belki de diyecekler, Allahu alem. O yüzden biz örneğimize bakacağız. Ahmet Efendi benim örneğim olmayacak. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem örneğimiz. Kur'an-ı Kerim baş tacımız. Biz böyle gidersek doğru yolu buluruz. Ama maalesef öz eleştiri yapmak durumundayız. Artık düşünmek durumundayız. Ben cidden hanımıma veya kocama nasıl davranıyorum? Bir köle gibi mi davranıyorum? Bir kral gibi mi davranıyorum? Hazreti Ali radıyallahu anh çok güzel bir söz söylemiş mübarek. Demiş ki, bir gün tabii yanına geliyorlar onun hilafeti zamanında. O hanımından dert yanıyor, bir başkası geliyor kocasından dert yanıyor. Yani bugünkü gibi o zaman da farklı şeyler yokmuş, merak etmeyin. Her zaman kadın ve erkek arasında bazı tartışmalar olmuş. Örnekler olmuş yani. Bir örnek vermiş günün birinde, çok hoşuma gider. Demiş ki mübarek, ey kardeşim demiş, hanım kardeşimize söylüyor, eğer kocana bir köle gibi davranırsan, yani onu köleleştirirsen, onu al bunu al bilmem ne falan, şunu et bunu et, emirler emirler emirler, gücünü aşan bir şeyler istiyorsun. Eğer sen bir köle gibi davranırsan, bir kölenin hanımı olursun. Eğer kocana bir kral gibi davranırsan, yani 3-5 onun gönlünü kazanacak şeyler söyledin, bir kralın hanımı olursun. Demek ki öyle bir şahitlik olmuş. Ona bu sözleri söylemiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de evlendiği zaman hem kızına hem de Hazreti Ali radıyallahu anh'a aynı şeyleri söylemedi mi? Sen kocana iyi bakacaksın, iyi davranacaksın. Hazreti Ali Efendimiz'e de radıyallahu anh hanımına çok güzel bakmasını, dikkat etmesini söyledi. Bu arkadaşlar İslam dinidir. Siz bakmayın Ahmet, Mehmet, Cevdet şöyle hareketler yaptı. Bizim İslam'ımız ortada. Değiştirilmeyen, tek kitap olan, değiştirilmeyecek olan kıyamete kadar Allahu Teala sözünü vermiş. Kur'an-ı Kerim ortada. Efendimiz Aleyhisselam'ın işte açın siyerleri. Hadi şu hadis şöyleydi, böyleydi diyenler için bile söylüyorum. Ya boş verin. Tamam. Senin dediğin doğru kabul edelim. Ya aç bir siyer oku. Hanımlarına nasıl davranmış? Nasıl bir acaba kişilikti kendisi? Bir merak edelim, okuyalım hayatını. Okumaya başladığımızda görüyoruz ki kendisi her konuda bizim için bir örnekti. Allahu Teala haşa
boşuna buyurmaz ki. Bizim için en önemli örneğin kendisi olduğunu buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde. Hasılı, kadın erkek birbiriyle uyum içerisinde olduğunda mutluluk oluyor. Birbirlerinin eksiklerini tamamlamada, yardımcı olmada eğer enerjilerini gösterirlerse bu çok güzel. Kavgasız, tartışmasız bir ev olmaz. Olamaz da olmamış da. Hiçbirimizin evi sahabe efendilerimizin evinin içindeki havadan daha iyi değildir zannediyorum. Bunu bileceğiz. Küçük tefek şeyler olabileceğini bileceğiz ama bir kadının haysiyeti olduğunu, yine bir erkeğin haysiyeti olduğunu, yani kişilik özelliklerine hakaret edilmemesi gerektiğini, kesinlikle bir kadının şiddet görmemesi gerektiğini, bir erkeğin de hem psikolojik hem fiziksel olarak şiddet görmemesi gerektiğini, cezaların çok ağırlaştırılmasını, caydırıcı olmasını buradan mikrofonlardan söylediğim kadar, boşanan bir insanın, bir erkeğin şu veya bu sebepten dolayı çocuğu var diyelim, nafaka ödemediği zaman çocuğunu göremeyeceği gibi bir ceza verilmesini de kınıyorum. Boşanmış, seneler geçmiş, hala her ay boşadığı eşine, çoluğuna çocuğuna değil, eşi çalıştığı halde, efendim nikahsız bir birliktelik yaptığı halde, onu kandırdığı halde, bunu ispatlayamadığı halde senelerce o nafakayı ödeme zorunluluğuna sokulan, ona da haksızlık yapıldığını buradan haykırıyorum. Yani çöple samanı birbirinden ayırmamız gerekiyor. Biz bir şeyi düzeltelim derken bozmamalıyız. Kadınlara, hanım kardeşlerimize haksızlık yapılıyor biliyorum. Ama madem haksızlık yapılıyor, o zaman haydi bakalım sokaklara, eğlence kulüplerine, vay sizi gidi erkekler deyip de. Bugün çok fazla vakit bulamadım ama bunu da söylemek zorundayım. Öyle ileri gidilmiş ki Amerika Birleşik Devletleri'nde, bu benim kanıma dokundu yani, onun için söyleyeceğim. Bazı örgütler çıkmış, aşırı örgütler tabii bunlar, tüm feministler böyle değil. Erkeklerin cinsel organlarının kesilmesiyle alakalı. Bu yere vardırmaya çalışmışlar. Böyle şaka falan da değil, binlerce imza falan toplanıyor artık. Yani insanın fıtratından bir şeyler koparılmaya çalışılıyor. Kıyamet alametlerinin yine içinde olan şeyler. Kılık kıyafetle erkeklere bakıyoruz, kadınlaştırılan erkekler var. Gerçekten de duygusal olarak yediklerimizden mi kaynaklanıyor bilmiyorum. Kıyafetlerimiz bile değişti. Artık hanımların kıyafetlerinin daha erkeksi olduğunu görüyoruz. Hal ve hareketlerin aşırı güvenle beraber, kontrolsüz bir güvenle beraber yine erkekleştiğini, erkeklerin de hanımlara böyle yakışan hal ve hareketlerinin, nezaketinin çok farklı göründüğünü görüyoruz. Dengeyi bozup mu gidiyor? Kardeşlerim, dinimiz kadına layık olduğu değeri vermiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların en faydalısı hanımına karşı iyi ve faydalı olandır buyurmuş. Tamam mı kardeşim? Benim peygamberim aleyhissalatu vesselam bunu buyuruyor. Sen Ahmet'i Mehmet'i beni boş ver. İbrahim abi böyle davrandı. O İbrahim abinin yanlışı, hatası. İslam'ın değil. İslam'ı taşıyamamış İbrahim. Anlaşalım bunda. Bak, Müslümanların en faydalısı, ey erkekler, hanımına karşı iyi ve faydalı olandır. Hanımını dövendir demiyor, buyurmuyor. Hanımına psikolojik şiddet uygulayandır, onu köle gibi çalıştırandır demiyor. Ve cennet anaların ayakları altında buyuruluyor. Peki veda hutbesi vefatından önce hiç mi duymadık? Veda hutbesinde ne buyurdu? Kadınların haklarını gözetin ey ümmetim buyurmadı mı? Bu hususta Allah'tan korkun. Hangi hususta? Tekrar ediyorum. Kadınların haklarının gözetilmesi konusunda bu bildiri, veda hutbesi, açalım okuyalım. Kadınların erkekler üzerinde hakları olduğu gibi, erkeklerin de kadınlar üzerinde hakları var diye saymadı mı bunları? Bundan 14 asır önce ailenin temelini meydana getiren, kadına şeref ve itibarını kazandıran İslam'dır. Kadın da erkek de bağımsız değildir. Birbiriyle hayat güzel olur. Bir elmanın ikiye bölündüğünde, iki yarısının
şöyle birleştirildiğinde tam ettiği gibidir. Allahu Teala'dan niyazımız, kadın da erkek de olsa insan gibi yaşayıp insan gibi ölmeyi nasip eylesin. Mezarlıkları görüyorsunuz. Hanımların mezarı, erkeklerin mezarı. Koyun koyun yatıyoruz. Yapmayalım. Birbirimize dalaşmayalım. 3 günlük dünya. Öyle de böyle de geçiyor. Sevelim sevelelim bu dünya. Kimseye kalmıyor. Sadece izimleri biraz dikkatle izleyin. İzim, sonunda izm olan şeyleri. Lütfen dikkatle takip edin. Dünyadaki intihar rakamlarını konuştuk. Onları bir araştırmaya çalışın. İnsanların özgürlük adı altında bizlere neyi dayattıklarına bakın. Ve bugün etrafınızda gördüğünüz hanım kardeşlerimizin gerçekten yani özgürlük ve eşitlik babında bazı hakları aldığını iddia eden kardeşlerimize söylüyorum. Cidden mutlular mı? Onların aileleri, çocukları mutlu mu acaba? Bunları bir gözden geçirelim. Eyvallah. Sürçülisan ettik. Bunlar acizane fikirlerdi. Elbette bunlar herhangi bir yasa veya herhangi bir müeddeyle size sunulmadı. İçinde yanlışlar da olabilir. Sadece acizane fikirlerimi paylaşmaya çalıştım. Sizlerden gelen sorular üzerine, tabii sizin de bu konulardaki yorumlarınızı, katıldığınız, katılmadığınız yerleri bizlerle istediğiniz zaman paylaşabileceğinizi de tekrar ediyorum. Ve hepinizi en emin olana emanet ediyorum efendim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Velhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Sallallahu aleyhi ve sellem.